Çocuklar biz temel uzunluk birimimizin metre olduğundan bahsettik. Metreden daha kısa şeyleri santimetre santimetreyle ölçeriz dedik. Ama şimdi size bir sorum var. Mesela ben Çorumluyum. İstanbul'da da oturuyorum. İstanbul'dan Çorum'a kadar olan mesafeyi metrelerle nasıl ölçebilirim? Ölç ölç bitirebilir miyim? Bitiremem. Ama dert etmeyin. Bilim adamları bizden önce düşünmüşler bunu. Ve bunun için kolay bir yöntem geliştirmişler. Bin tane metre yan yana getirmişler. Ve bunun adına da bir kilometre demişler. Neymiş? Tam bin tane kilometreyi yan yana getirmişler çocuklar. Ve şehirler arası yolları da neyle ölçüyoruz biz? Tabii ki de kilometreyle, santimetreyle, metreyle ölçü ölçü bitiremeyiz. E biz metreyi m harfiyle kısaltmıştık. Santimetreyi cm de kısalttık. Kilometreyi de kısaltıyoruz. Kilometremizin kısaltılmışı da km'dir. Bunu da aklımıza yazı yazdık. Ama unutmuyoruz km diye okumuyoruz. Okurken kilometre diye okuyoruz. Unutmayın. Bununla ilgili de birkaç dönüştürme soruları hazırladım size. Bunu dönüştürmek çok kolay. 1 kilometrenin içinde kaç tane metre vardı? Bin tane metre vardı. Evet. Peki başka bir kalem kullanayım. Siz karışınız. Diyor ki 5 tane kilometre kaç metredir? E bir tanesinde 1000 bin vardı. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Sen de 5000'sin. 8 kilometre diyor. 8 kilometrenin içinde kaç tane metre vardır? Her birinde 1000 tane vardı. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Evet. 8 bin metre vardır. Bir de tam tersini soruyorlar çocuklar. Diyorlar ki 4 bin tane metre kaç kilometredir? E bin tanesi 1 kilometre. 2 bin, 3 bin 4, bin, 4 bin. tanesi de 4 kilometredir. 9 bin tane metrenin içinde kaç kilometre vardır diyor. 9 bin özür diliyorum parmakları çektim. Bin tane bir tane de ne vardı? Bin tane bir araya gelerek bir kilometreyi oluşturuyordu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tanesi bir araya gelerek de 9 bin kilometre, 9 bin metreyi oluşturmuşlar. e 1000 tanesi bir araya gelerek 1 kilometre, 2 2000 oldu, 2 kilometre, 3000 oldu, 3 kilometreyi de bu şekilde bulabiliyoruz çocuklar. Çok basit. Sadece kafanıza kazıyın bunu. 1000 tane metre bir araya gelerek hemen şunu alıyorum. 1000 tane metreyi bir araya getirerek biz 1 kilometreyi oluşturuyoruz. Peki bunu niye bulmuşlar? İşimizi kolaylaştırmak için ölçü ölçü bitiremezdik yoksa metreyle biz şehirler arası yolları. Ya da eviniz okulunuzun arası da eğer birazcık uzaksa onu da biz metreyle değil onu da kilometreyle ölçeriz biliyor musunuz? Hadi bakalım bir sonraki videoda asıl videoda problemlerin olduğu videoda görüşmek üzere hoşçakalın.